Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Sercan hocanız. Hoş geldiniz. Geometride kaldığımız testlerden devam ediyoruz. Çok hızlı konuştum sanırım. Haydi gel hızlıca başlayalım. A noktasındaki saatlik hızı 70 km olan bir araç. gaz saat sonra D doğrusu üzerinde olur diye sorulmuş. Şimdi şu D doğrusunun X ve Y eksenin kestiği noktaları bulmak istiyorsam Y'ye 0 veririm. X'e -x 30'da keser. O zaman şurası 30 birimdir x'e 0 verirsen y'yi 10'da keser o zaman şurası 10 birimdir. Bak değerli arkadaşım burası 90 derece şurası 90 derece benzerlik yapacağım. Şu üçgenle şu üçgen arasında. Şimdi burası 10 sa tamamı 80 km verildiyse şu uzunluğa da 70 yazabilirim. Şimdi bak kenarların birbirine oranı 10'un 70'e oranı eşittir. Tabanların birbirine oranı. Şuradan şuraya geldiği mesafeyi de x dersen 30 bölü x yapar. Sıfırlar birbirini götürür. Çapraza girdiğinde x'i buradan 210 km olarak bulmuş olurum. Peki ben şunu biliyorum değil mi? Bir hatırlatma yapalım. x eşittir v çarpı t. Yani yol eşittir zaman çarpı hızla bulunuyordu. Yolumuz ne kadar? 210 km. Ne kadar hızla gidiyoruz? 70 çarpı t dersek her tarafı 70'e böldüğümüzde t'yi buradan 3 saat olarak doğru seçeneğimizde. Ceyhan olarak bulmuş oluruz. Değerli arkadaşım sorunuza baktığımız yukarıdaki verilere göre K ka, kaçtır? Şurada AB doğru parçasına bak arkadaşım. Bir de AD doğru parçasına bakmanı istiyorum. Bir iki doğru parçası birbirine dik olduğuna göre bu neyimle M1 bu neyimle M2 dersem eğimler çarpımı Eksi 1'e eşittir. Peki eğimler nasıl bulunuyordu? İki nokta arasında y'leri y'lerden çıkarıp x'leri x'lerden çıkarıp birbirine bölüyordum. Hadi gel y'lerini birbirinden çıkaralım. 8 eksi 1 bölü x'lerini birbirinden çıkarım k eksi eksi 3'ten artı 3 çarpı. Şimdi geldim m2 doğru e, m ad doğru parçasında m2 neyimi bulmaya. Y'leri birbirinden çıkarım. 6'dan 1'i çıkaracağım. Bölü x'leri birbirinden çıkarım. Eksi 8 eksi eksi 3'ten artı 3 eşittir. Eksi 1 yapar. Düzenleyelim beraber. Hocam buradan 7 gelir. Buradan k artı 3 çarpı. Buradan 5 gelecektir. Buradan ise eksi 5 eşittir eksi 1. Düzenlediğimiz zaman 5'i eksi 5'e böldüğümde eksi 1. Bir, eksi 1'ler birbirini götürdü. 1. Bir. Çapraza girdiğimizde k artı 3 eşittir. 7'den 3'ü karşıya attığımızda k'yi buradan 4. Doğru seçeneğimizde Adana bulmuş oluruz. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda AK KC'nin 2 katıymış. KC'ye A dersem AK'nin 2A olması gerekir. K noktasının koordinatları toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şuradan C'den şöyle bir dikme indirirsek arkadaşım. Y ise 6 birim. Şurası da M birim olacak. Şöyle yapalım. Bak şu uzunluk B'nin X'ine denk geldiğine göre 5 birim şu uzunluk arkadaşım hatta onu siyahla göstereyim şöyle şu uzunluk 4 birim bak şurada devam ettirirsen buradaki iki tane eş üçgen yakalamış oluruz çünkü hipotenüsleri de aynı o zaman şu uzunluk 4 birimse taban uzunluğu 4 birim buradan buraya toplam uzunluk x'i 9 birim olur m'nin 9'da kestiğini görüm yani c noktasının x'inin 9 olduğunu fark ettim şimdi ac arasındaki toplam uzunluk 3 a şimdi 3 a birimden x'lerini karşılaştıracağım eksi 4'ten 9'a gitmiş yani 13 artmış Bir Peki biz k'nın koordinatlarını x'e olarak merak ediyorduk. 2a'da kaç artar? Oranlama yapacağız. Burada nasıl buluyorduk? Çarpıp 3'e böldüğümüzde 26 bölü 3 ne olacak? Artacak. E, eksi 4'tü. Eksi 4'ü 26 bölü 3 arttırırsak biz buradan k'nın olan x'ini bulmuş oluruz. Eksi 12, 26 daha 14 bölü 3 olarak yazdım. Burası 14 bölü 3. Aynı mantıkla gidiyorum. 3a'da y'ler için 1'den 6'ya çıkmış. 5 arttığına göre 2 da kaç artar diye hesaplayacağız. Buradan da 10 bölü 3 arttığını görürüz. Demek ki biri 10 bölü 3 arttırırsak k noktasının y'sini buluruz. Düzenlediğimde 13 bölü 3 gelir. Burası da 13 bölü 3. Bizden istenen ko koordinatları toplamı x 14 bölü 3'tü, y'si 13 bölü 3'tü. Topladım 27 bölü 3 yapar. Sadeleştirdiğimde 9'da doğru seçeneğimi denizli olarak buldum. Değerli arkadaşım D noktasının koordinatları diyor. Bize bir düzgün altıgen verilmiş. Buradan köşeleriyle birleştirdiğimizde merkezi karşımıza bizim eşkenar üçgenler çıkacaktır. O halde arkadaşım burası 60 derecedir. Şurası 60 derecedir. Buralara 30'a 30 yapıştırdım. Burası 90, 90. Burası da 60 derece. Şurası da 60 derece olmalıdır. Peki B noktasının eksi 4 ise burasının hop eksi 4 olmaz. Burasının kaç birim olması gerekir? 4 birim. Demek ki buradakilerin hepsinin 4 birim olacaktır. 90'ın gördüğü 4 ise 30'un gördüğü yarısı 2. 60'ın gördüğü de köküç katı kadar 2 köküç. D noktasının koordinatlarını yazıyorum. X'i 2 köküç. Y'si de 2 birim olmalıdır. 2 köküçe 2 ile doğru seçeneğimizin hemen bakıyorum hangi seçenekte var? Bursa mı değil Adana seçeneğinde olduğunu bulmuş olduk. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda kırmızı karenin alanı sorulmuş bize. Şöyle yapalım. Gel biz burada bir denklemde y'yi yalnız bırakalım. Eksi x eksi 4'ten eğimi buradan eksi 1 bulurum. Bu tanjant alfa eşittir. Alfa ne zaman eksi 1 olur? 135 derecede. O zaman şuradaki eğim açısı 135 derecedir. Geriye kaç derece kalır? 45 derece. E kare olduğuna göre 90 burası. Burası 45 derece. Burası 45. Burası 45. Burası 90 derece. Şu uzunluğa A birim dersem. Bak burası da A birim olur. Karenin hipotenüsü yani karenin bir kenarı A kök 2'dir. O zaman burası da A kök 2'dir. Burası da A kök 2'dir. Kök 2 katını alırsam burası 2A olur. Peki bu x artı y artı 4 eşittir 0 doğrusu. X ve y'yi de hangi noktada kesiyor dersen. X'e 0 verirsin. Y'ye x 4'te. Y'ye 0 verirsen. X'i de x 4'te kestiğini bulursun. Peki şu merkeze olan uzaklığının 4 birim olduğunu gösterir. Bu 3 a eşittir. A'yı çekersek 4 bölü 3 demektir buradan. Peki karenin bir kenarı A kök 2 olduğuna göre A gördüğümüz yere 4 bölü 3 çarpı kök 2 yazarsak karenin bir kenarını buluruz. Bunun da karesini alırsak karenin alanı bulmuş olacağız. Buradan 16 2 16 ile 2'yi çarptım 32 3'ün karesinden 9 32 bölü 9'a doğru seçeneğimin adana olması gerekecektir. Değerli arkadaşım paralel kenarın alanı sorulmuş. Şöyle bir hamle edip bulalım. C'den bir dikme indirelim. Burası 13 birimdir. Buradan buraya 10 geriye şuraya 3 birim kalır. Aynı şekilde D'den de bir dikme indirelim. Bu iki üçgen eş üçgenler olacaktır. Şu uzunluk 3 birimse şuradaki uzunlukta 3 birim olmalıdır. Şu A noktası 2 ise şu uzunlukta 2 birimdir. Toplam şu nokta 5 birim. Yani D noktasının apsisi 5'tir. Ordinatını bulmak istiyorsan getirsin denklem üzerindeki X gördüğün yere yazarsın. O zaman 3 çarpı 5 bölü 4'ten Y'sini 15 bölü 4 buluruz. Y'si 15 bölü 4 şu uzunluğun 15 bölü 4 olduğunu gösterin. Peki paralel kenarın alanı tab yani bir kenarı çarpı yükseklik. Bir kenarı dediğim şu uzunluk 10 iki arası 8 birim. 8 çarpı 15 bölü 4'ten sadeleştirdim 2 çarptığımda 30 birim kareyle doğru seçeneğimizi Ceyhan olarak buluruz. Değerli arkadaşım AF kaç birimdir? Yani yeşilli olan uzunluk soruluyor bize. Şöyle yapalım. Şu C noktasını devam ettirirsek şu şekilde arkadaşım. Şu uzunluğun y x'i olan 3 birim. Şu uzunluğunda 6 birime denk gelir. Buraya alfa dersek tanjant alfa bize m1 doğrusunun eğimini versin. d1 için m1 doğrusunun eğimi. 6 bölü 3'ten eğim buradan 2 gelir. Peki d1 ile d2 doğruları birbirlerinde dik olduğuna göre eğimleri çarpımı yani m1 çarpı m2'nin eksi 1 eşit olması gerekir. m1 2 ise m2 eşittir eksi 1'den m2 eşittir eksi 1 bölü 2. Eğimlerin m2'nin eğimi eksi 1 bölü 2 gelecek. Peki d2 doğrusu için şu uzunluk 8 birimde buradan eğim açısı oluşacaktır. Bak pozitif yönü burası. Tanjantına bakarken buradan alıp negatifine bakacaksın. Karşı bölü komşudan 1 bölü 2 çıkması için bu uzunluğun 4 olması gerekir. Peki karşı uzunluğun tamamı 6 ise buranın uzunluğun 6 olabilmesi için buraya de 2 kalacaktır. Şu uzunluk 3 birimse hocam bak şurası da 3 birimdir. Benzerliğe hazırlan. Nasıl bir benzerlik? Kenarların birbirine oranı 4'ün 6'ya oranı tabanların birbirine oranına eşittir. Buraya x dersek x'in 3'e oranına eşit olacaktır. Sadeleştirdiğimizde 2 bir kez daha sadeleştirdiğimizde x'i buradan 2 doğru seçeneğimizde bursa olarak işaretlemiş olurum. Değerli arkadaşım bizden istenen BD doğrusunun denklemi. Gel biz bu doğrunun eğimine M1 diyelim. Bu doğrunun eğimine M2 diyelim. Köşegenlerden geçtiğine göre eşkenar dörtgenin buralarının 90 derece olması gerekir. Bu doğrunun ismine D2 doğrusu bu doğrunun ismine D1 dersem D1 doğrusu D2 doğrusuna dik ise eğimleri çarpımı eksi 1'dir bu kenarda dursun. Peki D2 doğrusunun eğimini bulmak için y'yi yalnız bırakıyorduk. Eksi 2'ye eşittir. Eksi x artı 4'ten eğim buradan x'in katsayısı sayısı bölü y'nin katsayısıyla 1 bölü 2 olarak buluruz. Peki bu m2 idi. m2 gördüğümüz yere 1 bölü 2 yazar. Eksi 1 eşitlersek m1'i de buradan eksi 2 buluruz. Yani m1 doğrusunun eğimi eksi 2. Peki bu doğru üzerinde bir nokta söyleyebilir misin? Evet. D noktası 10'a 8. Eğim ve nokta biliyorsan doğru denklemini çok rahat yazıyorduk. Nasıl? y eksi y 1 eşittir. Dikkat et arkadaşım. m çarpı x eksi x 1'di. y 1 gördüğüm yere 8 y eksi 8 eşittir. m 1 gördüğüm yere şurada artık eksi 2 eğimi yazıyorum. x eksi x gördüğüm yeri de 10 yazdım. Karışık değil arkadaş. Hemen adımca düzeltelim. Eksi 2'yi de attım. 2x. Eksi 2'yi de attım. Artı 20. Hocam y eşittir. Eksi 8'i karşıya attığımda eksi 2x artı 28 olur. Hepsini bir tarafa toplamam istenmiş. Şunu karşıya atarsak 2x artı y eksi 28 eşittir. Sıfırla. Hop bakıyorum. Hangi seçenekle doğru şıkkımız var? y artı 2x eksi 28'le. Edirne seçeneğini işaretlemiş olurum. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda çevre ABCD kaçtır diyor. Yani yeşille çizdiğim yerin çevresini seninle bulmaya çalışacağız. Şöyle bir hamledi bulunalım. C'yi indirirsek değerli arkadaşım yükseklik 6 birime denk gelir. Burası da 6'dır. Burası da 6'dır. Burası da 6'dır. Karşımıza bir kare çıkar. Bu D noktası için bu verilen doğru üzerinde olduğuna göre bunun ordinatı 6 ise absisini nasıl bulursun? Y'ye gördüğün yere 6 yazıp düzenlediğinde x'i çektiğinde 9 olarak buldum. Yani şurası 9. Yani şu uzunluğun 9 birim olduğunu gösterir bizim için. Peki B noktasının tamamı 23 olduğuna göre 9 6 daha 15 yapar. Geriye kaç kalacaktır? 8 kalacaktır ki arkadaşım burası 90 dereceydi. 6 8 13 geni var. BC arası da 11. Bitirdim soruyu. AB arasındaki uzunluk 14 8 artı 6'dan BC arası 11'im e, CD ile DA aynı da 6 6'dan 12 yapar topladığımızda 36 birimli çevreyi denizli şıkkı olarak buluruz. Değerli arkadaşım yaslanın arkasında çok tatlı bir soru var. Benimle birlikte dikkatli bir şekilde Dinle ve sonra git o soruyu hallet tamam mıdır? Şekilde OC doğrusunun denklemi eşittir. 3X olduğuna göre A ve B noktalarından geçen doğrunun denklemi. Şimdi yeşille geçen doğrunun denklemini bulmaya çalışıyoruz. Hay hay. Şöyle yapalım. Şuradan bir dikmi indirelim. Şuradan da bir dikmi indirelim. Bak arkadaşım şurada 3 birimse burası 3 birimdir. Geriye kalan şu iki uzunluk birbirine eşit çıkacaktır hipotenüsleri de eşitse. Geriye 2 ise 1'e 1 olarak parçalarım. Şu C noktasının apsisinin 1 olduğunu gösterir. X gördüğün yere doğru denklem üzerine olduğuna göre... 1 yazarsan y'si 3'tür. Şu uzunluğun 3 birim olduğunu görür. Burası da 3'tür. Peki sen buradan eğim açısı şuraya alfa dersem şurası ne olur? 180 eksi alfa olur. Peki eğim eşittir tanjant alfaydı. Ben tanjant alfayı bulmak yerine ...tanjant 180 eksi alfayı yazarsam... ...bunun sonucu karşı bölü komşudan 3 gelir. Ama burası eksi tanjant alfa olarak çıkar. O zaman tanjant alfayı eksi 3 bulmuş olursun. Yani sen eğim eksi 3 buldun. Peki bu A noktası için koordinatlarını yazmaya çalışsak seninle... ...şöyle mi yazmamız gerekecektir arkadaşım? Bize bu A, o A uzunun tamamı 5 verildiğine göre 5'e 0 noktasıdır. O zaman eğimimiz eksi 3... A noktası 5'e 0. E ben AB doğrusunun denklemini istiyorsam burada bir nokta bir de eğimi bilmem gerekir. Eksi 3'e 5'e 0'ı buldum. O halde gel doğru denklemi y eksi y 1 eşittir. Eğim çarpı x eksi x 1'di. O zaman y 1 dediğim 0. Y eksi 0 eşittir. Eğim dediğimiz eksi 3 çarpı x eksi 5 dedim. Düzenleyelim. Y eşittir. Eksi 3'ü dağıttığımızda eksi, 3x. eksi 3 x. Eksi 3'ü dağıttığımızda artı 15. Hepsini bir tarafta toplarsak y artı 3 x eksi 15 eşittir. 0 yapar. Baktığımızda y artı 3 xte başlayan y artı 3x, y artı 3x eksi olmuş eşittir 0'da Doğru seçeneği mi? Denizli olarak yapıştırdım bile. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda c ve a noktaların apsisleri farkı 11. B noktası 3'e 0 verildiğine göre şöyle yapalım mı? Şu uzunluğun 3 birim olduğunu anlarım. D noktası 0'a 8 verildiğine göre şu uzunluğun 8 birim olduğunu anlarım. yapıştırım. Şu C'den şöyle bir dikme inersek. Bak arkadaşım şuradaki üçgenle şuradaki üçgen eş üçgenlerdir. Burası 8 ise burası 8 taban uzunlukları da birbirine eşit çıkacaktır. Şu A noktasının koordinatlarını eksi A'ya 0 olarak alırsak burası eksi A birimdir. C noktasının koordinatlarından şöyle yapalım arkadaşım. Apsisini b olarak alalım. C noktasının ordinatını bilmiyorum. Şimdi C ve A noktalarının apsisleri farkı b ile eksi a'nın farkı, eksi eksi a'nın farkının sonucu 11 verilmiş. Yani buradan ne anlarım? Eksi eksi'nin çarpımından a artı b'yi 11 olarak bulurum. Peki arkadaşım burası A birim uzunluğa. Burasının tamamı da B birim uzunluğa e, verirse cevabını bana. Tamamı 11 olduğuna göre 3'ünü çıkardığında geriye bu iki parçaya 8 kalacaktır. Şurası da aynı. 2'ye böldüğümüzde burası 4 birimdir. Burası da 4 birimdir. O halde şu uzunluk bizim C noktasının ordinatına Özür dilerim. Apsisine denk gelir. 3 artı 4'ten 7. Yani B yerine 7 yazarım. Ordinatı da zaten 8 verilmişti. Onu da yapıştırdım. Peki şuradaki eğim açısına alfa dersem. Eğim tanjant alfa'ya eşit olduğuna göre karşı bölü komşudan 8 bölü ne gelir arkadaşım? 11 gelecektir. E, C noktasında biliyorum. 7'ye 7 8. Bir nokta bir de eğimi biliyorsam ben bunun iyi rahat yazabiliyordum? Denklemini. Y eksi y 1 eşittir. Eğim çarpı x eksi x birden. Y biri 8 olduğuna göre y eksi 8 eşittir. Eğimi 8 bölü 11 çarpı x eksi 7 olarak formülü değerleştirdim. Çapraza girdim. 11 y eksi 88 eşittir. Ee, i̇çeri dağıttım 8'i. 8 x eksi 56 Nasıl yapalım? Şıklara bir bakayım. 11y'yi karşıya atalım. 8x eksi 11y eksi 88'i karşıya atıp 56 ile topladığımızda 32 çıkar. 8x eksi 11y artı 32 ile doğru seçeneğimizi burs olarak bulmuş oluruz. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda E noktası ABC'nin eşkenar dörtgenin ağırlık merkezi ise o zaman köşegen olarak geçecektir ve birbirlerini dik olarak keserler arkadaşım. Şurası 90 derece. Şimdi bize E 2'ye 0 verildiğine göre şu uzunluğun 2 birim olduğunu gösterir. D 0 1 verildiğine göre şu uzunluğun 1 bir birim olduğunu gösterir. Şu uzunluğa da A dersen bak burası da 90 burası da 90. Sen artık bizden ezberledin değil mi? Nerede iki diklik? Orada karşımızda öklit var. 2'nin karesi eşittir. A çarpı 1'den 4 eşittir A gelir. Yani ben burayı 4 olarak bulmuş olurum. Peki arkadaşım eşkenar dörtgen köşegenleri çizdikten sonra oluşan kaç tane üçgen? 4 tane üçgen ve bu 4 tane üçgen de eş üçgenlerdir. Bu A bölgesinin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den 5 çarpı 2 bölü 2'den A'yı 5 bulursun. Kaç A'dan oluşuyor? 4 A'dan 5 kere 4'ten 20 birim kareyle doğru seçeneğimi Ceyhan olarak işaretlerim.